Herkese selamlar. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. 1935 yılına kadar olan adıyla Dersim, bugünkü adıyla Tunceli. Evet, bugünkü vlogumuzun adı Tunceli. Şu anda görmüş olduğunuz Baraj Gölü, Muzur Çayı'ndan gelen sularla besleniyor. Rakımı yüksek, 940 metre yüksekliğe sahip bir kent. Baraj Gölü'nün adı da Uzun Çayır Baraj Gölü. Etrafı gördüğünüz gibi yüksek dağlarla çevrili. Coğrafya olarak çok dağlık ama bir o kadar da güzelliklerle dolu bir kent. Güzel bir kent. Bugün burayı gezeceğiz hep birlikte. Sizlere Tunceli'yi tanıtmaya çalışacağım. Tunceli Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi 42 bin hektarlık bir alana sahip olup 1971 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, Tunceli kent merkezine 8 km uzaklıkta başlayıp vadi boyunca Munzur Dağları'na kadar uzanmaktadır. Kuzeyde 3300 metreye kadar yükselen Munzur Dağları, Mercan ve Munzur Suyu vadileri tarafından parçalanmıştır. Bu coğrafya bitki çeşitliliği açısından da oldukça zengin.
1500'den fazla bitki de bu vadide kendine yaşam alanı oluşturmuş. Bunlardan 50'ye yakınının da endemik bitki olduğunu biliyoruz. Yani bu bölgenin ekolojik şartlar yüzünden sadece bu vadide hayat bulduğu anlamına geldiğini de söyleyebiliriz. Munzur dağlarından başka hiçbir yerde bulunmayan endemik bitkiler arasında çam çiçeği, Erzincan kirazı, binde bir delik otu, Munzur kekiği, Munzur düğün çiçeği, dağ çayı, Munzur dağı oltu otu ve menekşesi sayılabilir. Ayrıca bu alan sadece bitkilerin değil, birçok yaban hayvanın da doğal yaşam alanı. Evet, şimdi yolda mola vermek zorunda kaldık. Burada güzel bir asma köprü var. Şimdi buradan geçeceğim ben sizler için. Muhteşem bir doğa. Çok güzel. Kuş seslerini belki duyuyorsunuzdur muhtemelen. Karşıda, arkamda görüyor musunuz bilmiyorum. Karlı dağlar var. Munzur dağları var. Köprüden geçmek istemiştim ama köprü şu anda şu pozisyonda biraz kalabalık. Sanırım sağlamlık testi yapıyor arkadaşlar. Şimdi ben de onların arasına katılacağım. Pardon, evet, doğru söylüyorsun. Buranın ismi ne peki bu bölgenin? Ovacı'ya 20 kilometre kala bir mesafedeyiz şu an. Evet, polenler uçuşuyor. Munzur. Engin abi, drone'u da getirdik ya. Alalım, geçin. Polenler uçuşuyor. Munzur özgür akmaya devam ediyor. Evet, kısa bir fotoğraf molasından sonra köprüyü geçmeye devam ediyoruz. Pardon. Telefonunu ben düşüreceğim cebine. Evet. Atlamazsın değil mi Sanem? Yok ya. Yaşamayı tercih ediyoruz. Burası çok güzelmiş. Evet. Burada da böyle bir boşluk var. Bayağı debisi yüksek aslında. Munzur'un güzel akıyor, güçlü akıyor, suyu temiz. Umarım özgür ve temiz akmaya devam eder Munzur. Böyle bir coğrafya. Güzel dağ çiçekleri de var. İleride otlayan inekleri görebiliyorsunuz. Tunceli'nin kuzeyinde yer alan Ovacık, ismini dağların arasına yer alan 74 kilometrekarelik ovadan almaktadır. Ovacık düzlüğü ilin en geniş ve önemli tarım alanlarındandır. Temel tarım ürünleri buğday ve fasulyedir. Coğrafyanın kışları çok sert, karlı ve uzun sürmesi tarımsal etkinliği 3 ay gibi kısa bir zamana sıkıştırmıştır. İlçeye ayrı bir güzellik katan ve turizm cazibe merkezi yapan Munzur Çayı'nın çıkış noktası olan Munzur Gözeleri burada bulunmaktadır. Dünyaca meşhur olan ve sadece Munzur suyunda yaşayan kırmızı benekli alabalık ilçenin önemli ürünlerindendir.
Ovacık ilçesine geldik. Tunceli'nin Ovacık ilçesindeyiz. Size şöyle bir kısaca küçük bir ilçe olan Ovacık'ı göstermek istiyorum. Ovacık ilçesi küçük bir ovada kurulu olduğu için bu ismi almış. Şöyle küçük bir ilçe. Gördüğünüz gibi. Etrafı dağlarla çevrili. Evet, dağların kuzeye bakan cephelerinde karlar hala erimemiş gördüğünüz gibi. Evet, şimdi Munzur gözelerine doğru ilerliyoruz. Arkadaşlarla beraber Ovacık ilçesindeyiz. Gördüğünüz gibi dağlık bir arazi. Hoş bulduk, kolay gelsin. Bundan var mı sosyalde? Baş yok dedi. Tamam. Biz İstanbul'dan geldik arkadaşlar. 40 kişi hepsine mümkün olduğunca uygulayacak uygulamanı rica ediyorum. Tamam mı? Tamam. Herkese baktım. Hadi merhaba. Herkese olsun. Evet, şimdi Munzur gözelerine doğru ilerliyoruz ki Munzur gözeleri yani kaynağın çıktığı alan olarak nitelendiriliyor. Onlara Munzur gözeleri diyorlar. Birazdan daha detaylı, daha yakından hep birlikte gezeceğiz. Sarp kayalıklarla çevrili bir ilçe. Munzur'un Ovacık ilçesi. Ve şu anda gözelere doğru ilerliyoruz. Bunun efsanesi de var. Biraz sonra sizlere efsaneden de bahsedeceğim. Birkaç versiyonu var gerçi efsanenin. En bilindiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Buyurun. Ovacık ve Munzur. Hocam çok kısa şey gözeleri anlatabilir misiniz rica etsem? Kayıt için. Tabii abi. Efsaneyi anlatayım. Efsaneyi biliyorum da hocam. Önce bir seni tanıyalım. Evet, ben ülkesel turist rehberi Hüseyin Bağır. Şimdi arkadaşlar Tunceli'de, Tunceli Ovacık'ta Munzur gözelerindeyiz. Burası Munzur Vadisi'nin, Munzur Nehri'nin doğduğu yer, yani suyun kaynağı, kırk gözeler olarak da geçer. Gördüğünüz gibi burada her taraftan sular fışkırıyor. Tabii bununla alakalı bir efsane de mevcut. Munzur ismi de zaten bu efsaneden geliyor. Munzur Baba'dan. Hemen karşı tarafta da gösterebilirsek Munzur Baba'nın sırlanma mekanı var arkadaşlar. Çok önemli bir ziyarettir. Oraya doğru gidelim. Şimdi rivayet odur ki işte bir dönem burada yaşayan zengin bir ağa var. Ve Munzur'da bunun, bu ağanın yanında çalışan bir hizmetli diyelim, ev işlerine, bağ bahçe işlerine yardım eden. Bir gün ağa hacca gider ve Munzur Baba çok yani gönül gözü açık bir adam.
ağanın hacdayken canı helva çeker, un helvası ve Munzur Baba, bu durum Munzur Baba'ya ayan olur. Bunun üzerine ağanın evine gider, ağanın hanımına der ki, işte hanımım der, Munzur, ağamın canı helva çeker, sıcak helva çeker, helva yapın da ona götüreyim. Tabi ağanın hacda olduğunu biliyor eşi, o Munzur Baba'nın canının helva çektiğini düşünür ve hani acır, ona helva yapar, bohçaya sarar, verir. Tabi Munzur Baba bu helvayı aldığı gibi, bohçaya aldığı gibi ağasının yanına gider ve ağam canın helva çekmiş, sana helva getirdim der. Tabi ağa helvayı görünce, bohçayı açıp helvayı görünce çok şaşırır. Bunun üzerine dönüp Munzur'a bir şey diyecekken bir de bakar Munzur orada değildir, sır olmuştur. Ondan sonra ağa hac vazifesini yerine getirip köyüne döndükten sonra buraya geldiğinde halk onu karşılamak için büyük bir kalabalık toplanır ve ağayı karşılamaya giderler. Tabi hacdan geldiği için işte ağanın böyle elini falan öpmeye çalışırlar ama ağa der ki eli öpülecek olan ben değilim, Munzur'dur der. Munzur da kalabalığın arkasındadır. Bunun üzerine tabi bütün o kalabalık Munzur Baba'ya doğru koşar. Munzur Baba da korkusundan bu dağlara doğru, gördüğünüz Munzur Dağları ya da Mercan Dağları olarak da geçer, bu dağlara doğru koşar ve işte tam bu noktada arkadaşlar onun sır olup ortadan, hani sırra kadem bastığına inanıldığı yerdir burası. Tabi Munzur Baba buraya doğru koşarken sırlandığı yerde de bu 40 gözeler oluşur diye rivayet edilir. Hikayenin bir başka versiyonunda da Munzur Baba'nın elinde bir süt bakracı olduğuna inanılır. İşte bu süt bakracı Munzur Baba koşarken elinden düşüp döküldüğü için buradan böyle süt gibi her taraftan göz göz suların oluştuğuna inanılır arkadaşlar. Burası gerçekten ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi. Çok bilinen bir yer değil. Ama yakın zamanda turistlerin gözdesi olacak. Yeni bir turizm destinasyonu olacak. Çok, çok güzel bir bölge, coğrafya arkadaşlar. Ovacık'tan Ovacık'a nasıl gelirsiniz? Birkaç tabii farklı yol var ama en iyisi Tunceli merkezden direkt Ovacık'a gelen, o Munzur Vadisi boyunca gelen yol hem çok keyiflidir. Yol biraz dar, ulaşması biraz güç ama tabii bütün vadi boyunca müthiş manzaralar eşliğinde buraya ulaşabiliyorsunuz. Hocam gözeler tam olarak hangileri? Bu gördüğümüz, burada görünen sular, bakın mesela şurada sağ tarafta hemen dağın altından su çıkıyor. Yani ileriye doğru devam edersek özellikle şu karşı tarafta, buradan göremiyoruz. Bakın şu karşı tarafta. Evet. Dağın altından böyle yaz kış bu şekilde, bakın hiçbir şekilde azalma söz konusu değil. Yaz kış bu şekilde burada bu sular kaynıyor bu dağların dibinden. Mesela bakın şurası bir göze. Evet. Şöyle devam edersek ileriye doğru. Tabii 40 göze, 40 göz var demiştik. 40 gözeler diye geçtiğini söylemiştik. Biraz geriden başladı. Buradan ileriye doğru yaklaşık işte 800 metre, 1 kilometre öteye kadar arkadaşlar burada farklı noktalardan çıkan sular var. Peki. Evet, şu an köprüden geçiyoruz. Munzur gözelerindeyiz. Gördüğünüz gibi son derece özgürce akıyor
Munzur Nehri. Evet, arkadaşlarımızın fotoğraf çekmesini bekliyoruz. Şu an hava çok güzel ama bir kapadı. Şu an yağmur çiselemeye başladı. Ben geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Köprünün tam ortasındayız şu an. Evet. Evet, şu anda orada olmayı tercih etmezdim. Ama birazdan rafting yapacak arkadaşlar. Fatma abi şuradan alayım, burası güzel. Meral çekilin. Bu videoda biz de gözükecek miyiz? Şu an gözüktüm bile. Ünlü yaptım seni. Renk gelsin. Renklensin. Ahbap oldu ya bizle. Ahbap nereye yolculuk? Ha? Sağdan devam et. Aa, ağacın güzelliğine bakar mısınız? Burgu gibi olmuş. Evet. Munzur gözelerinde böyle yürüyüş yolları yapılmış. Buralardan ilerliyoruz şimdi ve çok yaşlı ve karakteristik ağaçlar var. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit. Son derece karakteristik yapıya sahip. Şu anda birdenbire hava soğudu. Çok ciddi bir soğuma geldi şu anda. Sanırım ağaçlar güneşi kapatıyor. Biraz da hava kapadı zaten. Evet, bizi peşimizi bırakmayan bir misafirimiz var. Biraz utangaçız. Evet. Kendi yolunu değiştirdi. Evet, kuş seslerini duyuyorsunuz. Ben susayım. Şu an Munzur konuşsun. Evet, biraz ormanlık alan gibi oldu şu an Munzur'da. Ağaçlar bayağı yaşlı yalnız. Tabii ağacı çürüten de içindeki kurdudur demiş olalım. Birçok ağacın içi boşalmış gördüğünüz gibi. Ne haber? Gözelerde çok tehlikeli bir yere geldik. Sizleri göstermek istiyorum hemen. Evet, şimdi patika yollara düştük. Bakalım bu yol bizi nereye götürecek? Sanırım kaybolduk. Şu an yürüyorum ama bakın karşımda şöyle bir manzara.
Sanki Jurassic Park'ın çekildiği adaya geldik. Çok güzel bir bitki örtüsü var. Şuraya bakar mısınız? Sanki bir bahçıvanın peyzaj çalışması gibi ama son derece doğal ve organik bir ortam. Müthiş bir ortam. Mutlaka bu bölgeye gelin. Çok güzel bir coğrafya. Ve hava şu an son derece yumuşak. Tertemiz bir havası var. Bu görmüş olduğunuz dağlardaki karlardan eriyen sular ve son derece soğuk. Yani bir 10 saniye tutamazsınız elinizi veya ayağınızı. Hasta edebilir sizi. Son derece dikkatli olun. Aslında rafting de yapılıyor bu lokasyonda. Umarım suya düşmeden rafting parkurunuzu da tamamlarsınız. Şimdi farklı bir yüzeye daha geldik. Yani bir su kaynağına daha geldik. Gördüğünüz gibi su buradan dağların altından geliyor. Şurada suyun toprağın altından geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın kaynağı burası. Böyle. Böylece gidiyor. Evet. Abi atla bakalım, boy geçiyor mu? Oo, burası çok çamur. Bundan başka bir bölüye daha gittim. Muhteşem bir lokasyon. Biraz yorucu ama mutlaka gelin görün. Hala bakir topraklar ve kutsal topraklar. Gezmeye devam. Evet. Burada ateş yakmışlar. Ateş sıcak. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
bugün Tunceli'deki son günümüz. Munzur'u gezdik. Munzur dağlarından geçtik. Dağları açtık da geldik. Ve şu anda Tunceli'nin biraz dışındayız. Pürümür'deyiz. Kahvaltı yapacağız. Gördüğünüz gibi nereye döneceğimi şaşırdım. Her yer kayalık, her yer doğa harikası bir yer. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bakın nasıl bir yerde kahvaltı yapacağız. Sizlerle bunu paylaşıyorum. Kara Haydar'ın yeri mekanlıydı. Aile plajı da varmış. Şimdi bunu sizlerle birlikte gezeceğiz. Çok güzel bir yer. Her yer doğa harikasıyla dolu. Kanyonlar var. Munzur çayında ayrıca rafting de yapılabiliyor. Ama son derece soğuk. Şu an dağlardan eriyen karların suları son derece soğuk arkadaşlar. Elinizi bir 10 saniye bile tutamazsınız içinde. Evet arkadaşlar, fotoğraf çekilmeye başlamış bile. Evet, vlog neymiş? Vlog, Demir'in yaptığı şeye vlog denir. Güzel, neden olmasın? Evet, kahvaltı salonumuz burası herhalde. Son derece keyifli. Herkes fotoğraf çekiliyor. Herkes pozlar veriyor. Evet. Evet, kedi de poz veriyor galiba. Merhaba kedicik. Merhaba kedicik. Hop. Hop. Tamam. 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 Çok güzel. Evet. Evet, kahvaltımızı yaptık. Karnımız doydu. Çok da güzel bir manzara eşliğinde yaptık arkadaşlarımla beraber. Gördüğünüz gibi son derece güzel. Munzur çayı özgürce akmaya devam ediyor ve devam da edecek. Değerli arkadaşlar, benim bu Tunceli'ye Dersim bölgesi denen coğrafik yapıya ilk gelişim. Bir daha gelmek ister miyim? Evet, isterim. Tam da gezemedik çünkü biraz kısıtlı vaktimiz vardı. Siz de tatilinizi planlarken artık sadece Bodrum, İzmir, Antalya gibi standart yerleri artık listenizden çıkartın. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok güzel yerler var. Şu an böyle bir yerden sizlere veda anonsu yapıyorum. Tunceli çok güzel, Munzur çayı çok güzel. İşte dün çektiğimiz videolarda Munzur gözelerini gördük. Yani göze nedir? Munzur akarsuyunun kaynağı, yani dağların altından eriyen kar sularının, yani dağların içinden akarak gelen ve eriyen karların sularının buluştuğu nokta diyebiliriz. Son derece güzel bir yer. Şöyle etrafı da ben gene çekeyim sizler için. Evet, tatilinizi gözden geçirirken bu bölgeyi de mutlaka listenize eklemelisiniz, mutlaka görmelisiniz. Yani buraları görmeden Türkiye'yi gezdim gördüm demeyin. Dediğim gibi sadece Antalya, İzmir, Bodrum, Çeşme'den ibaret değil tatil alanları. Burada da son derece keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Mesela dün arkadaşlarımız rafting yaptı ve son derece keyifliydi. Ben pek uygun değildim. Biraz rahatsızdım dün. Havası çarptı herhalde, bilemiyorum. Son derece temiz bir oksijeni var çünkü. Çok keyifliydi. Çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Burada doğaya çok ayrı bir özen gösteriliyor, önem veriliyor. Burada doğaya adeta tapılıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Her bir doğal kaynak için bir efsane var. Ve tüm efsanelerde doğaya atfen yapılmış.
Ne kadar doğru ne kadar değil bilemiyoruz ama bu yöre halkının, yani Dersim bölgesi halkının bu coğrafyada doğaya, tabiata verdiği önemin bir dışa vurumudur. Çünkü çok eski tarihlerden geliyor bu efsaneler arkadaşlar. Kimisi de bu coğrafya için kutsal toprak ifadesini kullanıyor. Yani adeta bu doğayı, buradaki bitki örtüsünü ve burada yabani hayvanlar da özgürce yaşıyor arkadaşlar. Aynı Munzur çayının özgür aktığı gibi. Sizinle beraber tekrardan bu topraklarda, kutsal topraklarda olmak bize huzur verdi. Her zaman olduğu gibi gene bir finalin sonuna geliyoruz. Yani bir ayrılık diyoruz ama bu tam anlamıyla bir ayrılık değil. Yeni bir başlangıç gibi olacak. Çünkü sizin gibi güzel insanlarla böyle turlarda tanışıp diyaloglarımızı devam ettiriyoruz. Samatori Turizm kurulduğu zaman zaten hoşgörü üzerine kuruldu. İsminin anlamı olduğu gibi. Biz her zaman sosyal sorumluluk projelerine destek verdik. Bu konuda kendimizi bir elçi olarak görmek istedik. Görüyorsunuz zaten çay da güzel akıyor. Doğa da çok güzel. Sizler de çok güzelsiniz. Beraber de güzel eğlendik, keyif aldık. Umarım siz de bizden keyif almışsınızdır, mutlu olmuşsunuzdur. Teşekkür ederim hepinize. Bu tür organizasyonları çok seviyoruz. Ben şahsen çok seviyorum. Ve başkan olduktan sonra misyonumuzu şöyle belirlemiştik. Madem biz bu koltuklara geldik, buraları işgal ediyoruz. Buradaki temel amaca uygun bir şekilde bir şeyler üretmemiz lazım. Ve sağ olsunlar, arkadaşlarımızın da desteğiyle bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Sizlere katkı sunmaya, hayatınızı güzelleştirmeye, değişik insanlarla buluşturmaya, değişik coğrafyalarla olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bizim için büyük mutluluk. Sizler de bu geziye katılarak buna katkı sundunuz. Ben sizi şahsen takdir ve tebrik ediyorum. Kendinize bu mutluluğu ve de bu güzelliği sağladığınız için. Neler söyleyebilirim? Öncelikle ben buraya gelmekten her zaman çok mutluluk duymuşumdur. Bizim için gerçekten kutsal. Aslında ülkemizin her yeri kutsal. Sadece aynı sağduyuya sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Coğrafyamın insanı gördüğünüz gibi sen izledin, gördün, arkadaşlarım izledi. Bakın burası o meşhur Özgür Aksın dediğimiz Munzur'un bir kolu. Peki bir şey soracağım. Munzur Özgür Aksın hashtag'i boşuna çıkmadı. Neden? Çıkmadı. Çünkü HES'ler yapılmak istendi, doğru evet, mu? Evet, evet. Ne durumda şimdi? HES'ler yapıldı mı, yapılacak mı, yapılmayacak mı? Şöyle, bununla alakalı bir hukuki süreç vardı. Sizler de takip etmişsinizdir medyadan ya da sosyal medyadan. Onun dışında tabii halkın burada duyarlılığı da çok önemli. Halk sahip çıkıyor coğrafyasına. Çünkü doğal olan hiçbir şeyin bozulmayacağını düşünüyor. Eğer bunlara izin verilmiş olsaydı ya da duyarsız kalmış olsaydı biz belki bu güzellikleri bugün göremiyor olacaktık. HES'ler kurutmuş olacaktı çünkü nehirlerimizi. Yani biz sadece bir yıllık, iki yıllık rantlar uğruna bu tip işte güzelliklerin yok olmasını, dünyanın sadece bu coğrafyada değil, dünyanın her yerinde yok olmamasını isteyen aslında insanlarız diyeyim. Peki Munzur özgür akmaya devam edecek mi? Tabii ki. Özgür akması için ya da özgür akmasını bizler yaşadığımız sürece sağlayacağız diyeyim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, şu an sevgili ve değerli bir büyüğümüz Aynur ablamız, Kadıköy Dernek Başkanımız, her şeyimiz. Tunceli beraber gezdik onunla birlikte. Ya gördüklerini değil, hissettiklerini bize paylaşır mısın? Neler söylersin? Hissettiklerim çok duygulu, çok güzel. Fakat bu kadar büyük, bu kadar güzel değerlerimizin atıl kalması, hak ettiği yerde olmaması insanı üzüyor. Doğayla bütünleşen, her şeyi orijinal, hiç bozulmamış bir yöre. Şimdi kahvaltıdan kalktık. Bimin kaşarıyla kahvaltı yapmak çok acı. Böyle bir yerin kendine özel, yöresel ürünleriyle ön plana çıkması, devletin biraz el atarak burayı daha güncel hale getirmesi, insanlardaki doğallığı direkt turizme yansıtması bu bölge için çok büyük kazanç olur. Ama yine her şekliyle bizim çok sevgi dolu insanlar, yeşili, doğayı burada bir gün bile yaşamak bize çok büyük mutluluk verdi.
emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca pandemiden sonra bu kadar meslektaşımla bir arada olduğum için çok mutluyum. Ne kadar güzel bir grup olduğumuzu da bu bize gösteriyor. Ne kadar örgütlü bir grup olduğumuzu da gösteriyor. Bundan dolayı mutluyum. Cemil arkadaşımın nezaketinden dolayı da teşekkür ediyorum. Sevgiler. Fundacığım selamlar. Merhabalar. Bugün şey de yaptınız. Daha doğrusu dünkü videoda gördük biz bunları. Evet. Rafting yaptınız. Evet. Evet. Neler gördün, neler yedin, neler içtin? Onları sormayacağım. Neler hissettin onu soruyorum. Şöyle, Munzur ve Ovacık. Yaklaşık 3 yıl önce konuştuğumuz bir program pandemi nedeniyle ertelendi. Sağ olsun Üsküdar Derneğimiz çok güzel bir organizasyon yaptı. Bölge çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle rafting'te biz 2 etap vardı. Arkadaşları hani yapabiliyorlarsa 6 kilometrelik parkuru seçtik ama o bile yetmedi. Tekrar rafting için geliriz diye konuştuk. Bölge çok güzel. Gözeler muhteşem. Her tarafı çok güzel. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Tekrar inşallah en kısa zamanda gelirim. Tüm ekip çok güzel. Arkadaşlarla ortam çok iyiydi. Cemil Başkanım sizler de böyle güzel renk kattınız. Harika oldu her şey. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyondu. Tekrar birlikte inşallah yeni turlarda, yeni gezilerde bir arada olacağız. İnanılmaz mutluyum. Gerçekten çok keyifli bir gezi. Öncelikle Müşaviler Muhasebeciler Birliği Derneği Üsküdar Şubesi Başkanım Ali Bey'i ve ekip arkadaşlarını, bizlere yolculuk boyunca eşlik eden Hüseyin Bey'i, Samet Bey'i ve Engin Bey'e daha doğrusu ve Cemil Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli vakit geçirdim. İyi ki buradayım. Görmediğim coğrafyayı gördüm. Görme imkanı buldum. Ve şöyle düşünüyorum. Bu gezide aslında bende kalan iki şey var. Bir tanesi eğer dünyada cennet varsa hakikaten orası bence Munzur ve Munzur özgür aksın diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka gezilerde yine birlikte oluruz. Merhabalar. Bu bölgeye geldiğim için çok mutluyum. Uzun zamandır gelmek istediğim, görmek istediğim bir bölgeydi. Geldim, duygularım, düşüncelerim müthiş. Çok güzel bir bölge. Harika, herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle Dersim, Ovacık, Munzur, Göleler ve bu arada en çok yapmak istediğim şey Munzur'da rafting yapmaktı. Onu da çok şükür yaptım. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey'e, derneğimize, tüm katılan arkadaşlara ve Cemil Bey'e. Evet, Tunceli Munzur gezimizde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Merkez Başkanımız Sayın Ercan Ceylan da bizlerle birlikteydi. Başkanım çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki dostlarla beraber olmak çok güzel, çok güzel bir seyahat oldu. Daha önce de bahsettiğim gibi ilk kez beyanname düşünmeden bir 4 gün geçirdik ve hiç muhasebe konuşmadık. Tarihi güzellikler, doğal güzellikler, organizasyon, şube başkanlarım, yöneticilerim, katılım sağlayan arkadaşlarımız hepsi mükemmeldi. Ve çok güzel uyum içinde bir kazasız belasız bir tatil geçirdik. Bu nedenle çok mutluyuz ve devamını ileride bekliyoruz. Daha büyük katılımla daha güzel organizasyonlara imza atacağımıza eminim. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, biz Munzur Gözeli'ne biraz zorlu yollardan ulaştık arkadaşlar. Dağlık alandan geçtik. Munzur Dağı'nı aşmanız gerekiyor Munzur Gözeli'ne ulaşmak için. Dolayısıyla erişimin kolay olmadığı bir lokasyon olduğu için doğa korunmuş. Bunu Türkiye'nin birçok yerinde de görebilirsiniz. Erişimin, ulaşımın olmadığı, yani insan ayak izinin olmadığı alanlar korunmuş arkadaşlar. Bu Munzur Gözeli için de bunu söyleyebiliriz. Burası zannedersem bilim kadarıyla Türkiye'nin ilk milli parkı. Yaban hayvan yaşamı da var. Çok değişik bitki örtüsü de var. Yani doğal alan korunmuş. Bunda yolun etkisi de var ama Dersim bölgesi halkının, bilinçli halkının da çok büyük etkisi var. Doğaya karşı duyarlılığının çok büyük etkisi var. Bunu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Tunceli halkı oldukça bilgili, bilinçli, doğaya saygılı.
Mutlaka buralara gelmeniz lazım. Mutlaka görmeniz lazım. Ülkenizi seviyorsanız, vatanınızı seviyorsanız bu topraklar da bizim, bu dağlar da bizim. Buraları bir kez daha görmeniz lazım. Bu doğal güzellikleri ıskalamayın arkadaşlar. Yöre halkı doğayı korumayı da bilmiş arkadaşlar. Burası için birçok projeler yapılmak istenmiş, HES'ler yapılmak istenmiş. Ama bildiğiniz üzere Munzur Özgür Aksın hashtag ile de buradaki çığlıklarını duyurmayı başarırlar. Hatta yakın bir zaman önce piyanist Fazıl Say da burada farkındalık yaratmak için bir konser vermişti Munzur bölgesinde. Açık alanda dikkat çeken bir konser de vermişti. Buraya bir farkındalık yaratmak adına bu konseri vermişti. Başarılı da olmuştu. Yani Dersim yöresi halkı bu toprakları korumak için, farkındalık yaratmak için her türlü güzel çabayı gösteriyor, her türlü çabayı sarf ediyor. Evet, ne demiştik? Dersim yöresi halkı toprağı adeta kutsallaştırmış. Adeta toprağa tapıyorlar. Son derece değer veriyorlar. Biz de ne diyelim? Son olarak bir sosyal mesajla kapatalım. Lütfen ama lütfen kutsallarımıza dokunmayın.